Oruç. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki yeni bir Ramazan-ı Şerif ayına kavuşturdu. İslam'ın 5 esasından biri olan Ramazan ayını oruçlu geçirmek suretiyle Rabbimizin bu emrini de yerine getirmiş olacağız inşallah. Oruç kelimesi Selçuklu zamanında Farsçadaki ruze kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Önceleri oruze yani günlük manasına gelen bu kelime böyle kullanılırken daha sonra oruç şeklinde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Arapça karşılığı savm ve sıyamdır. Savm, yiyip içmek, hareketsiz kalmak ve her şeyden el etek çekmek anlamlarına gelir. Terim olarak oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak kalmaktır. Oruç, hicretten 1,5 yıl sonra Şaban ayının 10. gecesi Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesi olan "Ey iman edenler! Oruç sizden evvelkilere farz olduğu gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki takva sahibi olursunuz" emriyle bizlere farz kılınmıştır. Oruç, her ne kadar bedenle yapılan bir ibadet olsa da manevi kazançları oldukça yüksektir. Mesela oruç tutan bir insan açlık nedir bilir, susuzluk nedir bilir, aciz olmak nedir bilir, yokluk nedir anlar. O zaman paylaşmasını öğrenecek, zayıfları anlayacak, yoksulların yanında olacaktır. Ve bir insan olarak da Rabbinin karşısında sadece bir hiç olduğunu ve bu sebeple Rabbi katında büyük yükselişler elde etmiş olacaktır. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi oruçtan maksat Mevla Teala'nın kullarını aç bırakması değil, takvalarının ve kendisine yakınlıklarının artması içindir. Baş düşman şeytanların bağlanması, cehennem kapılarının kapatılıp cennet kapılarının tamamının açılması, Rabbimizin rahmetinin açık bir şekilde bizlere delilidir. Öyleyse orucumuz açlık ve susuzluktan ibaret olmasın. Nefislerimizi dizginleyerek, acizliğimizi ortaya koyarak, boyun kırıklığı ile dua ve yalvarışlarla bu Ramazan-ı Şerif'i zirve bir şekilde tamamlamalıyız. Oruçlu bir insan evinde, işinde, gerek trafikte kendisinin oruçlu olduğunu unutmamalıdır. Ortalığı kasıp kavurmanın yerine bedenine ve ruhuna sekine hakim olması kula yakışandır. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz oruçluyken size ağır konuşsa, hoş olmayan ifade kullansa, siz ben oruçluyum diyerek bu kişinin ağır konuşma ve hakaretlerini bu şekilde üzerinizden savın buyurmuştur. Günümüzde halkımızın oruca son derece rağbet ettiğini, ilgi duyduğunu ve kıymet verdiğini görmekteyiz. Ancak gençliğimiz üzerinde bu saygının, kıymet bilişin olmadığını görmekteyiz. Onun da sebebi manevi eğitimden yoksun bir gençlik olmaları. Ramazan gelmiş mi, gelmemiş mi farkında bile değil. Bu oruca Hristiyan ve Yahudiler bile saygı gösterirken kendi gençliğimizin saygı ve hürmet göstermemesi son derece tehlikeli bir haldir. Türkiye'miz için bir felakettir. Rabbimizin emrini hiçe sayarsak Rabbimiz de bizi hiçe sayar. O yüzden her Müslüman oruç ibadetine dikkat ettiği gibi onu nesillerimize ve gençlerimize sevdirme hususunda da çalışmalıdır. Orucun manevi anlamda karşılığı Rabbimiz katında özeldir. Efendimiz de bu konuda oruç bir kalkandır, onun mükafatını bizzat ben vereceğim hadisi gereğince çok kıymetli olduğu anlaşılmaktadır. Bedeni olarak da 11 ay istediğin gibi yiyip içip bir ayda dinlendirme, sindirme, bedeni yormama sistemiyle sağlığımıza büyük katkı sağlamaktadır. Anlaşılan şudur ki maddi manevi bize büyük bereket, mutluluk ve rahmettir. Dünyevi ve uhrevi büyük bir mutluluktur. Gelin bu sene Türkiye'miz olarak sıhhati müsait olmayanlar hariç %100 orucumuza sahip çıkalım. Mükafatını Rabbimizden bekleyelim. Oruca teşvik bizden, tutmak hepimizden, kolaylık Mevla Teala'dandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu.